Şen Yaşar ailesinin katledilmesinin üzerinden yıllar geçti. Ama pek çok olayda olduğu gibi Şen Yaşar ailesini katleden suçluların da ifadelerin alındığını, cezalandırıldığını, sorgulandığını hala görmedik. Bu sebepten dolayı Emine Şen Yaşar bir anne, bir eş, bir kadın olarak ailesine yönelik yapılan bu saldırının adaletsizlikle sonuçlanmasından dolayı feryadını, çığlığını, talebini, haksızlığa uğramalarını kamuoyuna duyurmak için, sesini yetkililere duyurmak için adalet nöbetine başladı. Ve bugün daha önce de geldik birkaç sefer. Bugün ise adalet nöbetinin 400. günü dolayısıyla Şen Yaşar ailesiyle dayanışma içerisinde olmak için şu anda burada bulunuyoruz. Ve Ramazan ayı münasebetiyle de yıllardır olduğu gibi Emine Ana geldiğimizde Urfa'nın o inanılmaz sıcağında, soğuğunda, yağışında direnişine, adalet nöbetine hep devam etti. Bugün yine Ramazan ayında da adalet nöbetini sürdürüyor. 400. günü vesilesiyle bizler de onunla beraber burada nöbete iştirak edip birlikte iftarımızı açacağız. Ve bir kez daha sesimizi yetkililere, Türkiye kamuoyuna, dünya kamuoyuna, vicdanlara duyurmaya çalışacağız. Fakat Emine Ana'nın başardığı bir şey var. Evet, yetkililer gözleri kör, kulakları sağır, vicdanları örtülmüş, ölmüş ama dünya vicdanı duydu bu sesi. Türkiye'deki yetkililer duymasa da dünya vicdanı, dünya kamuoyunda inanılmaz bir karşılık buldu. Bugün AKP zihniyetinin temsil ettiği bir yaşam tarzı var. Ve bu yaşam tarzı Beştepe'de kendisini saray, saltanat ve israf ile formatlamış bir yaşam tarzı. Bunu taklit eden, bunu örnek alan AKP'nin yerellerdeki ayakları da aynı israf ve şatafatı kendi içlerinde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Fakat burada Urfa'nın sıcağında, yağmurunda, karında, kışında ve Ramazan ayı dahil olmak üzere, bayramları, iftarları dahil olmak üzere Emine Ana günler boyunca burada adalet nöbetini tutmaya devam ediyor. Ve şurada gördüğünüz gibi asfaltın üzerinde mütevazi bir şekilde sadece adalet için, sadece dayanışma için, sadece ortak adalet talebimizi Emine Ana'yla bir arada yaşamak için, adalete sahip çıkmak için şu betonların, asfaltların üzerinde biz soframızı kurarak burada adalet için bir arada olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu ifade edeceğiz. Zaten saraylarda, saltanatlar içerisinde, koltuklar içerisinde, o israflar, şatafatlar içerisinde yaşanan bir hayat, kurulan sofralarla o midelerin, vicdanların boğulduğu o yaşamın içinde elbette ki onlar adalet çığlıklarını göremezler. O şatafatın, o israfın, o saltanatın içinde pencerelerden dışarıya baktıklarında kaldırımlarda işsiz kalan yoksulların, ekmek bulamayan çocukların feryadını tabii ki duyamazlar. Emine Ana'nın da feryadını duyamazlar. Zaten biz onlardan adalet beklemiyoruz. Adaleti en kısa zamanda biz gerçekleştireceğiz ve suçlular hak ettikleri cezayı bulacaklar. Üstüne ruh uygulanıyor ve her zaman karşılaştığımız cezasızlık politikasının bir sonucu bu aslında. Cezasızlık politikası bu dosyada da devam etmekte. Dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor. Etkin bir soruşturma da yapılmıyor. Sürekli bizlere işte dosyada işlem yapıyoruz, bir sonuç aldık, iddianamayı hazırlayacağız tarzında açıklamalar da yapılıyor. Ancak bunlar fiiliyatta gerçekleşmiyor. Dosyanın akıbetiyle ilgili tarafımıza da bilgi verilmiyor. Bu süreçte de aile sürekli yargı tacizi, yargı tehdidi altında. Şu ana kadar 12 ya da 14 soruşturması var ve bunun yanında birçok da idari para cezası da uygulandı.
yapılan barış eylemi, adalet nöbetinden dolayı. Bunun haricinde aile sürekli kolluk tarafından ve savcılık makamları tarafından taciz edilmekte. Aslında yargı eliyle ab altından sopa gösterilmekte. Aile sürekli bastırılmaya çalışılmakta. Ailenin adalet talebini karşılayamayan adli makamlar maalesef aileye karşı sürekli dava ve soruşturmalar açmakta. Yani maalesef hani adliye binaları içerisinde adalet sağlanmadığı için insanlar artık adalet nöbetleri veya farklı şekilde tepkilerini göstermek zorunda kalıyor. Yani burada bizim yapacağımız savunmaları duruşma salonlarında yapmak istiyoruz. Soruşturmaları duruşma salonlarında ne aşamada olduğunu, delilleri oralarda tartışmak istiyoruz. Ancak maalesef ki etkin bir soruşturma ve adil bir yargılanma olmadığı için insanlar ve aile adalet taleplerini farklı şekillerde, farklı eylemlerde göstermek zorunda kalıyor. Yine aile tam bugün 400. gündür adil yargılanma ve etkin bir soruşturma talebiyle sürdürdüğü adalet nöbeti maalesef halen devam ediyor. Ailenin bu talepleri henüz karşılanmadı. Aileyle dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için biz de bugün aileyle birlikte iftarımızı adliye önünde açacağız. Bu haykırış aslında hepimizin haykırışı. Çok acı. Bizim canımızı da çok acıtıyor. Umarız tez zamanda adalet yerini bulur. Emine annenin acıları dinmez ama belki hafifleyecektir. Cezaevindeki oğlunun serbest kalması için anne her gün buralarda oturuyor. Şener Çarayes her gün adalet arayışını sürdürmekte. Adalet aslında herkese lazım. Ama bir anne ki çocuğunu kaybetmiş, evladını kaybetmiş, yitirmiş, cezaevinde olan oğlu var, gözlerinin önünde, herkesin gözünde öldürülen kocası var. Bir kadın olarak anne herkese ses vermesi gerekiyor. Yani sivil toplum örgütleri olarak diğer kadınlar da, yerelde, ulusalda, dönemsel olarak görüyoruz Emine anneye destekleri, Şen Yaşar Ailesi'nin adalet arayışındaki desteği ama çünkü o bir kadın, o eşini kaybetti, çocuğunu kaybetti, diğer çocuğu cezaevinde ve anne 4 yıldır adalet arayışında, karda, kışta, soğukta, sıcakta çok ciddi bir mücadele veriyor. Emine Şen Yaşar'a herkesin destek olmasını, özellikle kadın üzerinde kadınların destek olmasını tabii ki biz de istiyoruz. Türkiye'de demokrasi ve hak hukuk 20 yıldır gittikçe yok olmakta. Umarım önümüzdeki süreçte Türkiye'de hak hukuk adalet yerini bulur ve Şen Yaşar ailesinin bu talebi de yerine gelmiş olur. Bir an önce gelmelidir de aslında, yerine gelmelidir de. Biz hakimleri ve savcıları bir an önce göreve çağırıyoruz ve bu hak hukuk adalet arayışında hakkın ve hukukun adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi tabii insanlar evinde sıcak yuvasında çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, ailesiyle iftarı açarken Şen Yaşar ailesi, anne, yüreği yanan anne 400 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde hak ve hukuk arayışında bulunmaktadır. Bu bütün vicdanları, yürekleri sızlattırmaktadır. Yani umarız hakkı, hukuku, adaleti savunan insanların vicdanı ve yüreği de sızlar. Bir an önce bu hakkı ve hukuku, adaleti yerine getirirler ve bir an önce bu süreci başlatırlar. Cumartesi anneleri dahil ve Şen Yaşar ailesi dahil hak, hukuk, adalet arayan bütün insanların 2022 yılında hak, hukuk, adaleti bulmaları temennisini ediyoruz, bulunuyoruz, talebinde bulunuyoruz. Ve bir an önce Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin de başlatılmasının devamını diliyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Umarız önümüzdeki günler bunu gösterir. Bu katliam bir Ramazan ayında gerçekleşti. Bu insanlar oruçken katledildiler. Ve katledildiklerinden bugüne kadar maalesef ki ne katilleri bulundu, ne de dosya hukuki bir şekilde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sonuca ulaştı. Burada insanlar adalet arıyorlar, oruçlu bir şekilde. Bu adaletin, bu soğuk havada, yağmurda, karda, kışta adalet arıyorlar. Gelin
hep birlikte bu insanların sesine kulak verelim. Bu Ramazan ayında kutsal gören herkesin burada...